Depresyondan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü insanlar evet, kiloluyum, kilolu görünüyorum, zayıflayacağım, zayıflayamıyorum diye yaklaşık birçok insan depresyona girebiliyor. Evet, depresyon çok büyük problem. Evet. Milyonlarca insan maalesef depresif rahatsızlıklar. Çünkü artık köyde bir aile ortamında yaşamıyor insanlar. Dört duvar arasında yaşıyor, kafeste gibi. Mesela Hong Kong'da insanlar birer küçük odacıklarda yaşıyorlar böyle kafeste yaşar gibi. Maymunlara koyarlar ya böyle maymun kafeslere. Hong Kong'da insanlar böyle hani Çin'de büyük şehirlerde şöyle küçük bir odacık adamın hayat ömrü orada geçiyor. Bir oda, küçük bir oda 7 metrekare, 8 metrekare, 5 metrekare. Yani onların hayatı daha zor. Gene biz elhamdülillah o kadar dar alanda yaşamıyoruz. Alanı büyük veya dar olmasından çok kişi eskiden köyde annesi, babası, dedesi, ninesi, ebesiyle veya çevresiyle yaşıyordu. Problemi olduğu zaman oraya koşuyor, buraya koşuyor. Onunla dertleşiyor, bununla dertleşiyor, konuşuyor. Problemini öyle veya böyle hallediyordu. Şimdi insanlar geçen 18 milyon 30 yaşı üzeri bayan bekar. 28 milyon erkek bekar. Ne yapıyorlar bunlar? Nerede yaşıyorlar? Tek başına yaşıyor çoğu. Büyük şehirlerde. İş hayatı ne olmuş? Büyük aile, Türk aile yapısı çökmüş. Yani geçen konuşmuştum. Avrupa Kiliseler Birliği Türk aile yapısını çökertmek için 50 yıl plan uyguladı. Türkiye'deki medya, bazı zenginler, bazı sanatçılar, bazı entel dentel kişiler buna Türkiye'yi Türksüz bırakmak için çalıştılar, başardılar. Türkiye'nin nüfusu azalıyor. İnsanlar mutsuz, umutsuz, evlenemiyor. Psikolojisi bozuk. Evlense aileyi geçindiremiyor. Veya çocuk yapamıyor. Yani geçindiremeyeceğim diye. 19 bin yıllık Türk aile yapısı çöktü. Yani sadece Avrupa Kiliseler Birliği'nin şeyle değil. Bütün Türkiye'de gelmiş geçmiş bundan önceki hükümetler, bu hükümete bir şey demiyorum. Hepsi aile planlaması uygulamaya, nüfus planlaması uygulamaya çalıştı. Nüfusumuzu azaltmaya çalıştı. Niye, kime hizmet ettiler? Hiç anlamadım. 50 yıl. Atatürk'ten sonra bu hükümete kadar hepsi Avrupa Kiliseler Birliği'nin kontrolündeymiş gibi çalıştılar. Ve nüfusumuzu azaltmaya çalıştılar. Kim ki nüfusu azaltmaya çalışır, nüfus planlaması düşünür, nüfus planlaması yönünde faaliyet gösterirse vatan hainidir. Yargılanması gerekir. Çünkü bir tarafta İran nüfusu azdı, şimdi bizim nüfusumuzu katladı gitti, bizi geçti. Mısır'ın nüfusu azdı, bizi geçti. Yani dünyada, Avrupa'da olsun, Asya'da olsun, her ülkede nüfusu artırıcı çalışmalar yapılıyor. Aileleri büyütücü, çoğaltıcı, çocuk yapmasını teşvik edici, çocuk parası veriliyor, evlilik parası veriliyor, teşvikler var. Bekarlardan fazla vergi alınırken evli insanların vergi çok azalınıyor. Bu yönde çok yoğun vergide vesairede çalışmalar oluyor ve mesela Almanya'da eskiden Almanlar çocuk yapmazdı. Onlar köpekle gezerdi sokaklarda. Türkler çocuklarıyla gezerdi. Şimdi tersine döndü. Almanya'da artık her ailenin, Alman ailelerin 7-8 tane çocuğu olan Alman aileleri var. Şaşırdım kaldım. Almış oldukları değişik kararlarla. Türkiye'de aile yapısı çöktü. Bunun tedbirinin alınması ve acil önlemler, acil paketler, acil tedbirler uygulanması gerekir. İnsanlar büyük şehirlerde bunalım içerisinde yaşıyor. Robot gibi işe gidiyor, işten geliyor, işe gidiyor, işten geliyor. Hayat beklentisi yok, aile, çocuk, hiçbir şey yok. Ne? Bitti yani. Öyle böyle hayat olmaz. Hayat yok. Yani gelecek yok. Umut yok, mutluluk yok. İnsanların psikolojisi bozuluyor, bozuluyor. Bunalıma giriyor. Birçok insan antidepresan kullanıyor. Geçen bir beyefendi geldi. Antidepresan kullanmaya başlamış, bunalıma girmiş. Bu aileyi nasıl geçindireceğim mesela gibi. Doktorun verdiği ilaç da hormonlarını bitirmiş. Cinsellik bitmiş. Antidepresanlar ve kolesterol hapları, kolesterol için statinler erkeklik hormonunu yok eder. Testosteronu yok eder. Kolesterol hapı çok tehlikeli. Kolesterol hapları, antidepresanlar
erkeklik hormonu yok adam. Doktora gitmiş, doktora demiş ki, aa hormon yok, bitmiş. Ne olacak? Bana gelmiş ağlıyor, diyor ki ne olacak, ne olacak dedim. Önceden düşünecektin. E şimdi bakacağız. Yavaş yavaş, belki. Ana, Allah yardım etsin. Depresyona karşı dünyada en etkili bu sarı kantaron. Sarı kantaronun birleşiminde flavonitler vesaire çok etken maddeler var da, bunun birleşiminde hipeforin denen etken bir madde var. Hipeforin bir, serotonin hormonu salgılamasını artırır, kişiye mutluluk, neşe, huzur verir. İki, noradren hormonu salgılamasını artırır, kişiyi konuya odaklandırır. Üç, dopamin hormonu salgılamasını artırır. Dört, glutamat hormonu salgılamasını artırır. Bu sarı kantaronla ilgili dünya çapında çok büyük klinik araştırmalar yapılmıştır. Giessen, Almanya'nın Giessen Üniversitesi'nde Profesör Doktor Wörk yapmış 134 hasta üzerinde, depresif, ağır depresif rahatsızlığı olan hastalar üzerinde yapmış olduğu tedavi denemesi sonunda donukluk, cesaretsizlik, iç huzursuzluk, baş ağrısı, uykusuzluk, depresyon gibi rahatsızlığı olanları tedavi etmiştir. Bu Profesör Doktor Şurada ve ekibi korku, depresyon, uyku rahatsızları olan 163 hastayı tedavi etmiştir. Profesör Doktor Walsh psikiyatri kliniğinden Jena, Almanya'dan yine 2350 hastayı tedavi etmiştir. Mesela burada yüzlerce klinik araştırması var. Birkaç örnek verdim. Bir bayan kızı beni aradı. Annesi Necmiye Hanım 40 yaşında. Kadın yataktan dışarı çıkamıyor. Evden çıkmayı bırakın, yataktan çıkamıyor. Korkudan. Ölüm korkusu sarmış. Birçok ilaç kullanmaktan, ağır ilaçlar kullanmış. Ondan sonra kadıncağızda panik atak başlamış. Ölüm korkusu sarmış. Yataktan bile çıkmıyor. Öleceğim korkusu. Panik atak. Beni aradılar, dediler ki ne olacak? Ne olacak dedim, çok ilaç kullanmış. İlaç kullanmaktan hormon dengeleri bozulmuş. Bağırsaklarına mantar yerleşiyor. Mantarlar toksik madde üretiyor. Toksik maddeyi karaciğer arıtamıyor. Beyindeki bütün hormon dengelerini bozuyor. Buna iksir, aloe vera jel, bu iksir. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak otu, zeytin yaprağı, kakule içerir. Bütün organlardaki cerrah, curuf vesaire temizler, arıtır. Aloe vera bağırsaktaki mantarları yok eder. Bunlarla ilgili yüzlerce klinik araştırma var aloe vera ile ilgili. Sadece Alman Sağlık Bakanlığı 84 ülkede aloe vera kullanan 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yapmıştır. 2,5 milyon. Belgelenmiştir etkisi. Birçok araştırma var. Biz ona iksir, aloe vera jel, sarı kantaron, sinir not vesaire gönderdik. Kullandı. 6 hafta sonra kadıncağız beni aradı. Allah sizden razı olsun. Artık alışverişe gidiyorum, geziyorum, misafirliğe gidiyorum. Hayata döndüm dedi. Çok şükür Allah'a. Size dua ediyorum. Her gün dedi. Her 5 vakit namazını size dua ediyorum dedi. Şimdi bir de Gaziantep'ten Hüseyin Bey. Bu beyefendi de 61 yaşında. Kalp ameliyatı olmuş. Açık kalp ameliyatı. Fakat kalp ameliyatı nedeniyle kullanmış olduğu aşırı ilaçlar 10 sene sonra tabii sürekli ilaç kullana kan sulandırıcı, tansiyon, kolesterol, işte kalbi güçlendirme meselesi. Ülseratif kolite yakalanmış. Artık bu kadar ilaç bağırsakları yakmış, kavurmuş, yara oluşmuş. Ülseratif kolit, tansiyon, kolesterol, şeker, panik atak, majör depresyon, ağır depresif. Artık arkadaşı gelmiş ziyarete. Ya demiş sen neden Gökçek iksir efendim bu ürünleri kullanmıyorsun. Neden kullanayım? Ben dedim çok ağır hastaydım. Kronik böbrek yetmezliğinden diyalize girmem gerekiyordu. Oğlum getirtti kullandım. 6 haftada iyileştim demiş. Sen de kullan belki sana da iyi gelir. İyi hadi bakalım demiş. Sipariş almış, kullanmış. 6 hafta sonra majör depresyon. Yani ağır depresyondan kurtulmuştu. Ağır depresyon. Avrupa'da 30 bin kişi depresyona giren kişi bir yılda 30 bin kişi intihar ediyor Avrupa'da. Türkiye gibi değil, Avrupa daha kötü. Türkiye'de de çok insan intihar etmek istiyor da dini nedenlerle intihar edemiyor. Bizim dinimiz intihar eden adamı cennete sokmaz. Cennete girme şansı yok intihar ederse. Aman ha böyle bir şey girmemek lazım çünkü yeri yok öbür dünyada.
Allah'ın vermiş olduğu bu can ölene kadar şey yapmak gerekiyor.